Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizin de böyle kombinizin altındaki petek vanalarından, kolektör vanalarından şöyle su sızmaları falan varsa bakın. Şu şekilde şurada su sızmış. Bakın şurada var. Bakın daha önce 3 tanesinde vardı. 1, 2, 3. Bunları onardık. Bunlardan daha su gelmiyor. Bu petek soğuk olduğunda genellikle yapıyor. Bu contalar zamanla işlevini yitirmiş. Bakın şu siyah contalar. Onun için su sızdırıyor. Bu contaları yenisiyle değiştirmek gerekiyor. Bizim kolektörümüz biraz eski tip olduğu için contalarını bulabilmemiz biraz sıkıntı olabilir. Sizin kolektörler yeni nesilse kolaylıkla bulabilirsiniz. Şayet bulamıyorsanız ya da kendiniz yapmak istiyorsanız bu şekilde size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi şunu, şunu ve şunu 3 tanesini yapıyoruz. Bunda sızma yok şu anda. Her ihtimale karşı bunda yapalım. Bir daha uğraşmayalım diye. Bakın şöyle suları görüyorsunuz. Bakın şöyle altından şuralardan geliyor. Bakın şöyle dokunduğumda ıslaklık var. Şimdi bunlar tamir etmesek ne olur? Su sızdırıyor. Su sızdırması sonucunda kombimizin basıncı düşüyor arkadaşlar. Basınç şuralarda bir yerdeydi. Bakın su sızdıra sızdıra aşağı düşmüş. Yani şu kırmızı yere geldiği zaman kombi çalışamaz hale geliyor. Onun için bunu tamir etmemiz lazım. Kendi başınıza nasıl kolay ve pratik bir şekilde bunları tamir edebilirsiniz. Sızıntıları giderebilirsiniz. Onu göstermeye çalışıyorum. Haydi başlıyoruz. Bunları sökmeden önce kombinin içindeki basıncı sıfıra düşmemiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Evinizin herhangi bir peteğinin hava alma yerini açıyoruz. Oradan tamamen suyu düşürüp basıncı sıfıra düşüreceğiz. Evet, şimdi bu petekten hava alma yerinde şöyle açıyorum. Açtım. Kombinin basıncını sıfıra düşürmemiz lazım. Aksi takdirde basıncı sıfıra düşürmeden orayı açarsa su tavana kadar fışkırır. Sonra her taraf berbat olur. Ondan sonra git uğraş. Öncelikle basıncımızı tamamen düşürüyoruz. Basınç sıfıra inene kadar bu su açık kalsın arkadaşlar. Evet, bakın basıncımız düşmeye devam ediyor. Daha sonra kombiye gelen dönüş vanasını kapatıyoruz. Şu kapalı kalacak. Şimdi basıncın tamamen düşmesini bekliyoruz. Basınç azaldığından dolayı suyun debisi de düştü. Basıncımız tamamen düştüğüne göre işleme geçebiliriz. Sızdıran kolektör vanalarımızın önce kafalarını çıkarıyoruz. Şu şekilde. Evet, kafalarını çıkardıktan sonra bir boru anahtarıyla bunları sökeceğiz. Öncelikle biraz yavaş olmamız lazım. Şöyle. Bakalım. Evet. Bakın basıncı düşürdüğümüzden dolayı su yukarı fışkırmadı. Yoksa su tavana kadar çıkardı. Evet arkadaşlar, bakın şu contalar gitmiş. Görüyorsunuz bakın. Şu şekilde. Şimdi buraya işlem yapacağız. Şu ikisini de söküyoruz. Şunu da sökelim. İkincisi. Evet, bakın bunun burası da gitmiş. Bakın şurası. Üçüncüsü. Bunun şu küçük contası yırtılmış arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Elimizde bir tane yedek var. Ondaki contayı çıkardık. Buna takacağız. Evet, oturdu. Daha sonra buradaki suyu boşaltacağız. Biraz su birikmiş. Bakın şurada. Şöyle parmağımızda bastırıp üfleyip buradaki suyu biraz tahliye edeceğiz.
Şu arada su kalmasın, contamız tam yerine otursun diye. Şuraları hafifçe kurutuyoruz. Ondan sonra şimdi buraya conta bulabilirsek bu contayı söküp yerine yenisini takacağız. Conta bulamıyorsak ne yapabiliriz? Şöyle oto yedek parçacılarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Sıvı conta. Şu kapağı tıkanmış. Ben buradan bir delik açıp yeniden buradan sıvı conta çıkaracağım. Şöyle açıyorum dediğimi. Şu şekilde bakın. Sıvı contamız aktı. Siyah ve kırmızı olanları var. Şurayı biraz kurutalım. Evet. Şu şekilde. Şöyle. Şurayı böyle yedireceğiz. Bu sıvı conta 300 dereceye kadar dayanıklıdır arkadaşlar. Çok fazla ileri götürmüyoruz suyun içine karışmasın diye. Şöyle. Evet, sıvı contamızı uyguladık. Şu fazlalığını biraz alayım. 300 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. Evet, uygulamayı yaptık arkadaşlar. Bu ortanın da şunu buraya takıyorum. Şu şekilde. Dişleri oturduktan sonra sıkıyorum. Daha sonra bir pense veyahut da şeyle de sıkabilirsiniz. Şöyle görebilmeniz için sıkıyorum. Çok fazla aşırı derece sıkmıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bu sıvı contamız kuruduktan sonra taş gibi olacak. Şunlar gibi asla su sızdırmayacak. Şimdi bu ikisine de aynı uygulamayı yapıyoruz. Evet, buna da aynı uygulamayı yapıyorum. Şöyle. Çok aşırı derecede dökmeyin. Kombinin içine kaçmasın, şebekenin içine kaçmasın diye hafif içine bir atıyoruz. Evet, bu şekilde hazır. Evet, şimdi bunu da takıyoruz. Şuraya. Evet, şimdi üçüncüsünü yapalım. Evet, üçüncüyü de takıyorum. Evet arkadaşlar, sıvı conta uygulamasını yaptık. Daha sonra kapaklarını takıyoruz. Şu şekilde. Evet, kapaklarını takıyoruz. Evet, şu anda işlemimiz tamam arkadaşlar. Bir saat kadar kombinize su vermeyin. Şunlar kuruyana kadar böyle ele yapışmadığı zaman kurumuş demektir. Şu anda dokunduğunuz zaman elimize yapışıyor. O zaman kombinize su vereceksiniz. Bir saat kadar kurumasını bekledikten sonra şöyle ele yapışmayacak arkadaşlar. Ele yapışmadıktan sonra kurumuş demektir. Artık kesinlikle su sızdırmaz. Kombinin basıncını düşürmek için su aldığımız peteği kombiye su verdikten sonra havasını almayı unutmayın. İşlem bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.